İsrail işgal rejiminin Gazze'de devam ettiği soykırım sonucu bilanço her geçen gün daha da farklı bir boyuta evriliyor ve Gazze'deki şehit sayısı 41.495'e ulaşmış durumda. 28 kişinin son 24 saatte şehit olduğu bilgisi ulaştı elimize. Yapılan açıklamalar bu yönde. Gazze'deki tablo bu. Şimdi Gazze'den sonra maalesef biz ee, aynı zamanda Siyonist rejimin e, bir başka soykırım yapmaya çalıştığı. Gazze'de soykırım yapıyor ama Lübnan'da da aslında niyeti böyle bir şey. Niyeti böyle bir şey. Orada da e, şehit sayısı artıyor ve işgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik e, operasyonlarında şehit sayısı 581'e yükselmiş e, durumda bu terör operasyonlarında. 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere. E, bu e, 581'in e, oldukça fazlası zaten sivil. Yine sivilleri hedef alıyor. E, Hizbullah'ın da 500 civarında 7 Ekim'den bu yana Aksa Tufanı e, süresince e, şehitleri e, elbette var. E, çok önemli komutanlarını da burada şehit verdi ama Siyonist rejim sivillere e, saldırıyor. Son 24 saat içerisinde de 23 kişi şehit oldu bilgisi gelmişti. E, bu yayını biz e, Yapmadan hemen önce bu rakam da güncellendi ve 50'nin üzerine çıktı. Onu da sözlü olarak ifade etmiş olalım. 50'nin üzerinde son 24 saatte şehit ettiği Lübnanlı var. Bunların da yine çoğunluğu sivil. Tamamına yakını sivil olduğunu ifade edelim. Gazze ve Lübnan cephelerinde mücadele devam ediyor. Şehitler veriliyor, karşı koyuluyor tabii ki. Şimdi tüm bunlar olurken, Bakıyoruz orada burada sağda solda televizyonda sosyal medyada her yerde bir şeyler konuşuluyor ve tüm bu direniş mücadelesinin Siyonist rejime bu ırkçı terör şebekesine karşı mücadele eden direniş ekseninin hamisi konumunda olan İran aleyhine farklı farklı birçok tezviratın sahnelendiğini maalesef görmekteyiz. E, Ayetullah Hamari İran İslam Cumhuriyeti e, İslam İnkılabı lideri bir açıklama yaptı bu gün sabah saatlerinde ve dedi ki İran'a karşı düşmanlığın tek sebebi İslam devrimi dedi. Savunma haftası etkinlikleri kapsamında bugün bir konuşması vardı. Güncel meselelere değindi ve 8 yıllık e, İran-Irak savaşının nedenlerini ve savaşın ulusal ve dini boyutlarını vurguladı. Bugüne getirdi meseleyi. Yani O günden bugüne aslında şunu diyor, 79'dan bugüne kadar İran'a karşı yürütülen propaganda, karşı propaganda ve dezenformasyonun amacı İslam devriminin gerçekleşmiş olmasıdır diyor. Gerçekten de bu böyle. Bunu daha önce defalarca birçok kişi ifade etti. Biz de buradan anlatmaya çalıştık birçok defa. Yani 79'dan önceki İran, bu direniş eksenini Hamas'ı, Hizbullah'ı, Ensarullah'ı, Suriye ve Irak'taki direniş gruplarını desteklemeyen bir İran'dı. Şah rejiminin, rejiminin yönetimindeki bir İran'dı. Ve Batı'nın bu coğrafyadaki jandarması niteliğindeydi. O zaman eleştirilmiyordu. Hatta Türkiye'deki şimdi İran düşmanı olanların İran dostuydu o zaman. Aynı kişilerin, aynı gelenekten gelen, aynı... Dünya görüşüne sahip olan kişilerin o zaman dostuydu İran. Çok güzel bir komşusuydu. İslam devriminden sonra en kötüsü İran oldu. Şimdi bunların konuştuğu bir dil var. Bunların dili zaman zaman söylüyoruz. Bunların dili Siyonistlerin diliyle aynı dil. Yani bugün direnişin karşısında bir şeyler söyleyenlerin kullandıkları argümanlar Siyonist rejim tarafından da aynen kullanılmakta. Bunlar zaman zaman belgeleniyor. Bakın daha yeni bir haber. Yenetnews.com, Siyonist İsrail basınının en önde çıkan internet sitelerinden biri. Ben bunu Türkçe'ye çevirerek görselini aldım. Çünkü İngilizce olarak yazılıydı. O yüzden telaffuzda bozukluklar olabilir ama ne söylediği anlaşılıyor. Orjinaline de bakabilir. Ee, yine e, isteyen herkes. Bizi katlettiler, tecavüz ettiler ve canlı gömdüler. Suriyeliler Hizbullah'a darbeleri övdü, diyor. Birçok Suriyeli, iç savaş sırasında Esad'ı desteklemek için terör grubunun işlediği zulmü hala hatırlıyor. Terör grubu derken Hizbullah'ı kastediyor. İsrail e, web sitesi bu. E, Suriyeli, şeytanın kendisini öldürmesi kadar mutlu oluruz. İran ve milisleri tarafından ezilen herkesin hakkıdır, diyor. Yani... Biz Hizbullah'ı kimin öldürdüğüne bakmayız. İsrail mi öldürüyor? İsraili tebrik ederiz ve İsrail'in yanında dururuz. Diyor. İsrail internet sitesi, meşhur internet sitelerinden biri yaptığı röportajlarda bunların söylendiğini ifade ediyor. Evet, o röportajların kimlerle yapıldığı da aşağı yukarı malumunuzdur. Tekfirci, teröristlerle yapılıyordur. Bunlar adını koyalım düne kadar Suriye'de teröristiren, kafa kesen efendim e, kişiler ve bunların devamı, bunların artıklarıyla yapılan e, röportajlarda tabii ki böyle şeyler söylenecek. Buna şaşılacak bir, bir tarafı yok bunun. E, ve şurası yani aynı ifadeler Hizbullah Suriye'de katletti, tecavüz etti, canlı canlı insanları gömdü vesaire böyle bel, belgesiz şeyleri e, dillendiriyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Siyonist rejimin ağzı direkt olarak alın size. Güya Suriye'de kendini devrimci olarak, güya işte Suriye'de muhalif olarak kendini bir yerde adlandıran bazı tekfirci kesimlerin, grupların söyledikleri, onların Türkiye uzantılarının, Türkiye'deki sempatizanlarının sık sık dile getirdikleri şeylerin aynısını İsrail basını söylüyor bugün bu İsrail nasıl bir İsrail? Bebek öldüren İsrail katil 42 bin kişinin kanına girmiş tespit edilen sadece kanına girmiş olan bir İsrail ve bunlar bunlarla ağız birliği yapıyorlar. E ben yapmıyorum kardeşim. Heh. Sen nerede duruyorsun? E ben Filistin direnişini söylediğine bakıyorum. Filistin direnişi Hizbullah komutanları şehit oluyor. Hizbullah askerleri İsrail'le çatışmada şehit oluyor. Filistin direnişi Hamas'ıyla, İslam icadıyla, bütün fraksiyonlarıyla başsağlığı taziye mesajı iletiyor. Bir başarısı olduğu zaman Hizbullah'ın İsrail karargahlarını vurduğu zaman tebriklerini iletiyor. Ve Ensarullah öyle. E biz bunlara bakıyoruz. Biz bunların ağzıyla konuşuyoruz. Siz kimin ağzıyla konuşuyorsunuz? Siz de işte gördüğünüz gibi belgeli bir şekilde Siyonistlerin ağzıyla konuşuyorsunuz. Ne diyelim o zaman bu yolun nereye çıkacağı bellidir. Bu yolun sonunun iyi bir yere çıkması. Bu yolda giderek siz cennete vesaire falan gibi gidebileceğinizi pek düşünmeyin. Çıkmaz oralara o yolun sonu. Çünkü e, sizin bulunduğunuz yer katillerin safı çünkü. Bebek katilleriyle aynı yerde duruyorsunuz siz. Aynı yere taş atıyorsunuz. Aynı ifadeleri, aynı çarpıtmaların altına imzalar atıyorsunuz. Evet. Bu da bugün e, çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletlere tarihi bir çağrıda bulundu. Bu manşette tabii ki bu tarihi çağrı olarak ifade edilmiş. E, TRT e, haber bunu bu şekilde manşetleştirmişti. Ben de olduğu gibi aldım. E, barış için birlik mekanizması diyor ve çağrıda bulunuyor. Yani bir birlik oluşturalım ve barışı sağlayalım. İsrail e, terörünü durduralım vesaire falan. E, daha önce defalarca yapılmış çağrılar bunlar. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu vurgular hepsi çok yerinde. Hepsi bir konuşma olarak çok güzel. Ama o kadar. O kadar. Bu çağrıların hiçbiri karşılık bulmayacak. Bunu adımız gibi biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu biliyor zaten. Birleşmiş Milletler'in böyle bir şey beklemek boş bir hayal. Boş bir hayal. Neden? Bakın bir sicil var, sicil önümüzde. Birleşmiş Milletlerin bir sicili var. Baktığımız zaman ne görüyoruz oraya? Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi olan 5 daimi üyeyi zaten görüyorsunuz altta. Ee, şimdi Birleşmiş Milletler'in etkisiz kaldığı krizlere baktığımız zaman Filistin sorunu başta etkisiz. Suriye iç savaşı etkisiz. Etkisiz derken aslında şeyden yana etkili. Suriye'yi dağıtmaktan yana da etkili. Çünkü bu 5 daimi içerisinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'deki, eee iç dış destekli iç karışıklıkta Suriye'yi yıkma projesine destek vermiş üyeler bunlar baktığınız zaman. ABD'nin Afganistan ve Irak'ı işgali pozisyonunu biliyoruz. Irak'ın İran'ı işgali ve işgal çabası tabii ki püskürtüldü. ABD'nin Libya'ya ambargosu, Srebrenica soykırımı, Ruanda soykırımı, Sovyetler Birliği'nin Macaristan, Çekoslovakya ve Afganistan meselesi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali, Küba füze krizi, Vietnam nükleer silahlanma, iklim değişikliği gibi böyle gidiyor aşağıda daha da var. Yani şimdi nerede bir kriz olduysa o krizi çözmede siz başarısız olmuşsunuz. Hiçbir şekilde yani başarısız olmak da yeterli değil aslında. Çünkü bir gayret sarf edip de gücü yetmeyene başarılı, başarısız olmuş denebilir. Bunların böyle bir gayreti de yok. Bunların böyle bir niyeti de yok. Dolayısıyla orada 5 daimi üyenin 3'ü zaten emperyalizmin safında. Amerika, İngiltere, Fransa. Dolayısıyla bunlar veto ettikleri zaman buradan hiçbir şey geçmiyor. Ve maalesef Birleşmiş Milletler'e yapılan çağrılarında hiçbir anlamı böyle baktığımız zaman maalesef olmuyor.